Fulltime kanalından hepinize selamlar dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorum sıkıntılar yaşıyorsunuz. Biliyorum reklamlarınız aktif olmuyor AdMob üzerinden. Bunun için birkaç seçeneğimiz var. Fakat üzgünüm ki artık işlere gerçekten zora sokuyorlar. Ya ben ilk başladığımda bu işlere gerçekten bu kadar zor değildi arkadaşlar. AdMob'da bile ben ilk başvurduğumda hemen programa reklamlarımı yerleştirdiğim gibi ilk günde daha reklamlarım aktif olmuştu ve gerçekten görüntülenmişti. Ki ben kodlara başladığım zaman kodularda da bu şekilde aktif etme diye bir şey yoktu. Reklamlarımı koyduğum gibi görüntülenebiliyordu arkadaşlar. Funkable platformunda var mı? Onu denemedim. Ama Funkable platformunda sanırım reklamları aktif etme gibi bir durum yok. Direkt aktif reklamlarınız orada gözüküyor sanırım. Yani ben bakmadım, yalan söylemeyeyim. Ama kodularda biliyorsunuz ki reklamlarınızı aktif etmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, alternatif seçenekler sunun bize demiştiniz. Şimdi alternatif seçenek olarak AdMob'dan yana biliyorsunuz ki Facebook reklamlarımız var arkadaşlar. Şimdi Facebook reklamlarınızı size nasıl aktif edeceğinizi göstereceğim. Fakat Facebook AdMob'dan daha sık arkadaşlar. AdMob'da en azından reklamlarınız aktif olduğunda, kodlar platformu da aktifleştirdiğinde reklamlarınız görüntülenebiliyor arkadaşlar birkaç gün sonra. Fakat Facebook'ta işler biraz karışık. Programınız Play Store'da yüklü değilse reklamlarınızı aktif etmiyor arkadaşlar. Ama yine de ben size bunun kurulumunu göstereceğim. Şimdi hangi sayfadan bunu yapacağız? Şimdi Facebook bannerlarını size göstereceğim. Tabii bunun çalışıp çalışmadığını şimdi göreceksiniz. Çünkü gerçekten işleri sıkı tutuyorlar. Bu size bir alternatif olarak. Yani şöyle söyleyeyim. Play Store hesabı var olan fakat AdMob hesabını bir şekilde bloke etmiş ya da AdMob hesabı aktif olmayan arkadaşlar için bu video arkadaşlar. Onların işine yarayacak bu video. Play Store'da hesabınız yoksa bu video sizin işinize yaramaz. Onun için Play Store hesabı almanız gerekiyor arkadaşlar. İşi buna zorluyorlar. Yani 25 dolar verip Play Store hesabını alacaksınız. Programlarınızı oraya yükledikten sonra yani kodlarda da aynı şekilde yüklediğinizde direkt olarak reklamlarınız aktif oluyor arkadaşlar. Yüklediğiniz anda da birkaç saat içinde reklamlarınız aktif hale gelecektir. Şimdi Facebook üzerinden nasıl reklam yükleyebiliriz, nasıl gelir elde edebiliriz sizlere bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar arama kısmına yukarı developers tamam mı? developers.facebook.com yazıyorsunuz. Direkt olarak açıklama kısmına da vereceğim bu linki. Direkt olarak karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Şimdi böyle bir sayfa çıktıktan sonra arkadaşlar şu My Apps kısmı var ya sağ tarafta, sağ üst köşede şurada. My Apps kısmına bir kere tıkladıktan sonra sizi böyle bir sayfaya atacak. Fakat sizde ben girişimi yaptığım için sizde böyle bir sayfa olmayacak arkadaşlar. Sizde bu sayfa açıldığında direkt olarak Facebook kullanıcı adınız ve şifrenizi girmenizi isteyecek. Çünkü developers kısmına Facebook şifre ve kullanıcı adınızla giriyorsunuz. Yani Facebook üzerinden giriş yapıyorsunuz. Ayrıyetten bir kayıt olmanıza gerek yok. Girdikten sonra arkadaşlar sizin karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. developers.com. şeye girdiğiniz zaman oradan apps kısmına basıyorsunuz. Bastıktan sonra şuradaki Create Apps bölümünden kendinize bir uygulama oluşturabilirsiniz. Şimdi sizlere bunu tek tek gösteriyorum. Buradan Create Apps kısmına basıyoruz. Şöyle yapalım. Bir Türkçe alalım. Bakalım ne diyor. İş entegre edin. Üçüncü tarafı oyun uygulaması entegre edin. Diğer her şey için. Entegre edin. Facebook, Instagram'da kullanıcı verilerine yaşayacak. Aynı oyun veya uygulama oluşturup oluşturmadığınızı seçin. Oluşturup oluşturmadığınızı seçin. Arkadaşlar şu en alttaki seçeneğe bir kere tıklıyoruz. Buradan uygulama görünen adı. Kimliğinize ilişkin uygulama adıdır. Buraya uygulamanızın adını yazacaksınız. İşletme yöneticisi buraya bir saniye. Tekrardan basıyorum.
Muhtemelen İngilizce Türkçe olduğundan dolayı oldu. Buraya Create Apps yapıyorum. En alttaki seçeneğe tıklıyorum. Burada Gmail şeyleriniz, Hotmail işte Gmail'iniz gözüküyor. Burada uygulamanızın adını yazacaksınız arkadaşlar. Ben buraya deneme yazıyorum. Burada kullanıcı şeyinizi oluşturmanız gerekiyor. Var olanı seçebilirsiniz. Yoksa bunu seçeceksiniz. Buradan devam ediyoruz. Size bir bot olmadığınıza dair bir şey çıkacak. Bunu geçiyoruz. Olmadı. Bir saniye. Ben robot değilim diyerek trafik lambalarını seçmemizi istiyor. Şurada 2 adet var. Doğrula diyelim. Devam ediyoruz. Ve uygulamamız şimdi oluşacak arkadaşlar. Uygulamamız oluştuktan sonra bizi böyle bir sayfaya atacak. Böyle bir sayfaya attıktan sonra arkadaşlar şu açılan sayfada şurada seçenekleri göreceksiniz. Burada şu seçeneğe basarak da buradaki seçenekleri bu şekilde görebilirsiniz. Şöyle Türkçe'ye alayım isterseniz bir görün. Türkçe çeviriyor. Bakın Facebook'la giriş, analitik falan filan hepsi yazıyor arkadaşlar. Bakın bizim istediğimiz bölüm şurası. Hedef kitle ağı. Facebook reklam verilerinin reklamlarıyla uygulamanızdan para kazanın ve gelirinizi arttırın diyor arkadaşlar. Bizi ilgilendiren bölüm burası. Buradan kurmak bölümüne basıyorsunuz. Devam ediyoruz. Devam ettikten sonra buraya istediğiniz uygulama adı nedir? Uygulamanızın adını yazıyorsunuz buraya arkadaşlar. Buraya ben yine deneme yazdım. İleri diyorum. İleri dedikten sonra burada iOS için iOS, Android ise Android arkadaşlar. Biz Android kullandığımız için Android'e geçiyoruz. Android'e geçtikten sonra bakın. Eğer ki uygulamanız Play Store'da yüklüyse arkadaşlar, buradan Play Store'un indirme linkini buraya getirip yapıştırmanız gerekiyor. Değilse buradan devam edeceksiniz. Şimdi Play Store'u yüklemeden kesinlikle reklamlarınız aktif olmuyor arkadaşlar. Bakın bunu başta da söyledim. Şimdi de söylüyorum. Buradan devam ediyorsunuz. Devam ettikten sonra altta reklam seçenekleri çıkıyor arkadaşlar. Bizim AdMob'da yaptığımız gibi ödüllü reklam, işte ara reklam, reklam bandı hepsi var arkadaşlar. Biz buradan reklam bandını seçiyoruz. Yani banner'ı seçeceğim. Altta gözükmesi için. Şu banner arkadaşlar biliyorsunuz. Bunun yanında ayrıyetten şöyle göstereyim. Facebook Instagram var. Bir de Revert video var biliyorsunuz arkadaşlar. Onların seçenekleri de burada. Ödüllü video ve ara reklam biliyorsunuz. Bu Instagram, bu da Revert video arkadaşlar. Onun için de bunu seçebilirsiniz. Buradan reklama takma isim koyma kadarıyla bunun neyse onu yazabilirsiniz bu alt bölüme. Devam et bassanız bile burada uyarı çıkıyor bakın. Burayı doldurmanızı istiyor. Biz banner seçtik. Buna da banner yazalım. Revert seçerdim. Revert yazardım. Ya bu çok önemli değil. Buraya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında buradan reklamı oluştur diyorsunuz. Reklamı oluşturduktan sonra sizi tekrardan bakın yukarı atıyor. Buradan sürekli burayı yönlendiriyor sizi. Eğer yoksa bile arkadaşlar devam edeceksiniz. Şimdi bu üçüncü seçenekte şurada altta size şeyi verecek. Burada nasıl entegre edeceğinizi falan filan hepsini yazıyor. Ben Türkçe'ye çevirdiğim için bunlar Türkçe gözüküyor. Siz de İngilizce gözükebilir. Siz de Xiaomi'nin eklentisiyle Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Bakın bize lazım olan şurası. Şurayı görüyorsunuz. Şuradaki banner bölümüne bunu yapıştırmanız gerekiyor. Fakat istediğiniz kadar test edin reklamınız çıkmayacak arkadaşlar. Çünkü niye? Şimdi size bunu göstereceğim. Bakın.
Üçüncü seçenek de burası. Şunları kapatalım bir. Üçüncü seçenekte nasıl entegre edeceğinizi, işte entegre edeceğiniz bölümü falan filan burada açıklıyor. Dördüncü bölüme indiğiniz zaman şöyle nereye dördüncü seçenekte şey ödeme hesabı eklemeniz gerekiyor arkadaşlar devam etmeniz için. Buraya ödeme hesabı ekleye basacaksınız. Buradan ülkenizi seçiyorsunuz. Ülkemizi seçiyoruz buradan. Daha sonra altından varsa şirketiniz yoksa şahısa şahısı seçeceksiniz arkadaşlar. Buradan resmi adınız bakın bunları sallamayın. Çünkü bunlar ödeme için geçerli. Kredi kartı bilgilerini şey ödeme için size bu sizden çekilecek para değil arkadaşlar. Bunu yanlış anlamayın. Bu reklamlardan kazanılan paranın hangi hesaba yatırılacağı ile ilgili bilgiler bunlar. Onun için doğru bilgilerinizi girmeye gayret edin. Resmi adınızı, soyadınızı, işte adres bilgilerinizi, şehrinizi buradan devam ediyorsunuz. Bunları doldurduktan sonra arkadaşlar şuradan ileri bölümüne basıyorsunuz. İleri bölümüne basınca karşınıza şey çıkacak. Şöyle yapalım. Bakın hatta şöyle sallayayım. Bakalım kabul edecek mi? Çünkü doldurmak istemiyorum. Balıkesir yazdım. Şöyle. Bunu da Balıkesir bulalım. 10.200. Tamam mı? Buraya telefon numarasını falan gireceksiniz. Buraya Gmail'inizi gireceksiniz. Her neyse. Devlet kurumuysa devlet kurumu. Buraya TC'nizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben TC'mi yazmıştım buraya. Sonra devam ete bastım ve IBAN numarası ve hesabın kimin üzerine olduğunu buraya şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Gerçek bilgileri yazıyorsunuz. Sonra bankayı bağla diyorsunuz ve hesap numaranız bağlanmış oluyor bu şekilde. Daha sonra şunu kapatalım. Dördüncü seçenekte bunu da yaptıktan sonra 5. seçeneğe geçeceksiniz. 5. seçenekte de sizi tamamlayacak. Daha sonra oradaki şöyle yapalım. Şuradakini bir yere kopyalayın. Gerçi daha sonra ilerledikten sonra sol taraftan yine seçeneklerden karşınıza çıkacak ama siz kaybetmemek adına bunu bir yere kopyalarsınız. 5. seçenek de bakın. Burayı iyi dinleyin. Uygulamanızı onaylamamızın ve SDK entegrasyonuyla yayınlamanızın ardından uygulamanızda canlı reklamlar gösterilebilir diyor arkadaşlar. Güncellenen uygulamanızı Play Store'da yayınlayın diyor. Yani şöyle ki Play Store'da yayınlanmayan uygulamalar da reklam görüntülenmesi gerçekleşmeyecek arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde anladım. Ben Facebook kullanmıyorum çünkü benim aktif AdMob hesabım olduğu için ben niye tekrardan bir Facebook hesabı açayım da oradan reklam kazanmaya çalışayım. Bunun için sizlere göstermek adına bunu yaptım. Bu şekilde reklamlarınızı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir alternatif arayanlar bu şekilde yapabilir. Dediğim gibi bir sonra da tekrardan reklamlarınızı banner yerine şeyleri de reward video ve insta reel'leri de seçip onları da aynı işlemi yapacaksınız. Yani biraz karmaşık bir durum. Ha, bana kalsa arkadaşlar hiç bu yöntemlere girmeyin. AdMob hesabınız blokelendi mi? Varsa kardeşiniz, abiniz, eşiniz, genç yaştaysanız eşiniz muhtemelen olmayacak ama yaşça büyük takipçilerim var. Eşlerinin üzerinden ya da anne babanızın üzerinden de bir hesap açıp onların adına da devam edebilirsiniz arkadaşlar. AdMob bence bu işte ileri gelen birinci şey arkadaşlar bana göre. Bence o şekilde yapın. Hiç uğraşmayın derim. Facebook'la falan filan. Çünkü bunlar da bilmiyorum reklam gelirlerini gönderirler mi göndermezler mi? Ben çünkü AdMob'dan düzenli olarak para alıyorum. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Ben de AdMob hesabım da benim üzerime değil arkadaşlar. Eşimin üzerine. Bakın bunu da söylüyorum. Ben çünkü kendi hesabımı ilk başlarda blok ettirdim. Şu anki eşimin üzerine. Dikkat ediyorum her şeye.
bir yanlış yapmamaya. Gayet güzel. Her ay paramı da alıyorum arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. We have to take us to the end.